Atavatanlarında tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşan Türkistanlılar Türkiye'ye geldikten sonra doktorluk, avukatlık ve öğretmenlik gibi modern mesleklere yöneldiler. Böylece kent yaşamına tamamen adapte oldular. Gelin soydaşlarımızın bireysel kariyer hayatlarına daha yakından bakalım. Yarım asrı aşkın bir zamandan beri Türkiye'de yaşayan Türkistanlılar, geleneksel bir toplumdan gelmelerine karşın kent yaşamına çabuk adapte oldular. Böylece toplumsal hayatın her alanında önemli roller ve görevler üstlenmeye başladılar. Bunlardan biri de Kazak asıllı soydaşımız Doktor Abdülcelil Gezmiş. Doğu Türkistan göçmeni olan Doktor Gezmiş anestezi uzmanı ve İstanbul Bakırköy'de tam teşekküllü bir devlet hastanesinde çalışıyor. Ortaokuldan beri özellikle tıp, insan sağlığı fevkalade dikkatimi çeken bir şey. Bu nedenle bütün enerjimizi bu tarafa kanalize ettik. Ve akabinde bu şekilde bu mesleğe kanalize olduk. Bizim branşımız anestezi. Anestezi ve reanimasyon. Kısaca bizim işimiz hastanın solunum yolu güvenliğini sağlamak. Nefes almasını sağlamak. Hastanın hayatta tutunmasını sağlamak. Anestezi ve yoğun bakım olarak ikiye ayrılabilir bu branş. Gerek elektif, gerek acil olmak üzere ilgili cerrahin ameliyatını rahat yapabilmesini sağlamak. Bunu yaparken de hastaya minimal zarar vermek. Tabii ki bu kolay iş değil, riskli bir branş. Diğer hekimlik branşlarının en yüksek risk gruplarına sahip branşlardan biriyiz. Bizim işimiz acil. Bizim işimiz hızlı davranmak, sakin davranmak. Bizim işimiz kriz yönetmek. Özellikle bu açıdan mesleğimiz zaman zaman sıkıntılarını yaşıyoruz. Ama özellikle hayat kurtaran bir branş. ...1970'li yıllarda ortaokul ve liseyi devlet bursuyla okuyan Doktor Gezmiş, hekim olarak Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptığını ve bir Türkistanlı olarak hep ilgi ve saygı gördüğünü, bu yüzden de Türkiye'de yaşamanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirtiyor. Tabii 70'li yıllar benim fakirlik yılları, bizim ailemizin, sosyal çevremizin fakirlik yılları. Devlet destekli olarak orta ve lisede okuduk. Çeşitli vesilelere gerek öğrenciliğim, gerek askerliğim, gerek mesleki olarak Türkiye'nin birçok çeşitli vilayetlerinde bulundum. Gördüğüm hep iyilik, güzellik, saygı. Bilakis daha bir özel, daha bir ayrıcalıklıydık. Bu nedenle parçası olmaktan onur duyduğum aziz milletime şükran borçluyuz. Bizler Kazak Türkler olarak sosyal hayatın her branşında yer almaktayız. Özellikle gençlerimiz okumaya karşı çok bir meyilli. Bu nedenle genç mühendis kardeşlerimiz, öğretmen kardeşlerimiz gibi sosyal hayatın birçok yerlerinde görev almakta. Peki Türkiye'de yaşamak nasıl bir duygu? Ana yurta bir özlem var mı? Tabii ki kültürümüzü mümkün olduğunca yaşatmaya çalışıyoruz. Ama şunu da söylemekte de fayda görüyoruz. Artık doyduğumuz, büyüdüğümüz, çocuklarımın olduğu yer Türkiye. Bu nedenle ülkemizde bulunmaktan fevkalade memnunuz. Kazakistan'a gittiğimiz zaman dahi Türkiye'ye olan özlemimiz devam ediyor. Türkiye cennet gibi bir vatan. Üç tarafı denizlerle kaplı olan bir memleket. Bu nedenle büyüklerimizi Türkiye'ye getirdiği için bir kez daha saygıyla anıyorum. Artık Türk olarak tabii yaşamak bir keyif. O açıdan biz müteşekkiriz. Büyüklerimizin geldiği yer Çin Barkol. Aktif bir şekilde görüşmekte. Özellikle bir telefon diplomasisi, mektup diplomasisi. Zaman zaman onlar gelmekte. Zaman zaman bizler gitmekteyiz. Ben ana vatana, ana yurda gitmedim. Ama abilerim, kardeşlerim, annem oralara gitti. Zaman zaman oradaki olan özellikle dayı tarafımız bizim o tarafta, teyze tarafımız bizim o tarafta. Zaman zaman onlar gelmekte, hasret gidermekteyiz, görüşmekteyiz. Aradaki irtibat giderek artarak devam etmekte. Müzik
Doktor Dağıstan Timirbekov, Türkiye'de yaşamaktan keyif alan bir başka soydaşımız. 2009 yılından beri Türkiye'de yaşayan Doktor Timirbekov, Kazak asıllı ve Kazakistan'ın Çimkent şehrinden geliyor. Eskiden Kazakların Türkiye'ye yabancı bir ülke, Türklere de yabancı bir toplum gözüyle baktığını belirten Doktor Timirbekov, son yıllarda bu durumun değiştiğini ve soydaşlık kavramının insanların kafasında yer etmeye başladığını söylüyor. Genel olarak, şey olarak mesela halk olarak insanlar arasında hiç yabancılık geldiğimde itibaren çekmedim. Hatta ilk geldiğim zaman şaşırdığım bir durum var. Çünkü mesela geldiğim zaman bana akraba gözüyle bakıyorlar herkes. Bizim oralarda açıkçası çok fazla öyle bir şey yok mesela. Özbekistan, Kazakistan kendi arasında, Kırgızistan, yani Özbekistan, Türkmenistan. Bu çok, o kadar da akrabalık bir bağ hissi orada fazla değil. Bura kadar fazla değil. Onu görünce ben de yani açıkçası biraz şaşırdım ve çok akrabalık hissiyle yaklaştılar. O yüzden fazla yabancılık çekmedim. Dil öğrenme konusunda da çok fazla zorluk çekmedim. Çünkü dil ailesi aynı olduğu için dili de kolay öğrendim. Böyle ve özellikle şunu çok dikkatimi çekti. Çok yardımsever bir insanlarmış. Mesela sokakta bir şey anlamadığın zaman ya da bir yere sorduğun zaman, buraya nasıl giderim dediğim zaman, ilk dönemlerde özellikle elimden tutup götürdükleri zaman da oldu. Kazakistan'da zaman geçtikçe daha da iyi bilinmeye başladı. Eskiden daha az bil. Mesela 2009'da geldim. Benim dedem mesela Türkiye'ye ne gidilir? Orada eğitim mi varmış? Onlar da bizim gibi bir ülkedir, belki daha kötüdür şeklinde yorum yapmıştı. Halbuki hiç de öyle değil. Hiç öyle değil. Çok daha deneyim açısından, gelişmişlik açısından, bir takım açıdan çok daha ileridedir. Yani öğreneceğimiz çok şey vardır. Özellikle mesela ben yani başka şeyleri bilmiyorum, tıptan söylerim. Tıptan öğreneceğim çok şey vardır. Çok memnunum. Çok şeyler öğreniyorum da. Kendimi Allah'a şükür geliştiriyorum diyebiliyorum. Şunu da bir belirtmek istiyorum. Eskiden mesela Türkiye'de çok sorulan soru var. Yani siz oraya bizi nasıl görürsünüz? Mesela biz bir İspanyolulaya ya da bir İtalyalıya nasıl bakıyorsak, bir yabancı olarak bakıyorsak, aynı şekilde biz Türklere bakıyorduk o şekilde eskiden. Artık yavaş yavaş bu Türkler bizim akrabamızmış gibi bir his toplum içerisinde çoğalmaya başladı. Onu belirtmek istiyorum. Hem şey açısından, böyle işbirliği konusunda da bağlantı çoğalınca, haliyle onun iyi etkilerini görünce haliyle insanlar daha sıcak bakmaya başlıyor. Öğretmenlik, Türkistanlı soydaşlarımızın tercih ettiği mesleklerden biri. Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki okullarda görev yapan çok sayıda Türkistanlı bulunuyor. Biz de onlardan biriyle görüşmek için İstanbul Bağcılar'daki Üsküp İlköğretim Okulu'nu ziyaret ediyoruz. 25 yıllık deneyimli bir öğretmen olan Kazak asıllı soydaşımız İbrahim Oktay, burada birinci sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor. Buradaki Türk çocuklarına Türkçe eğitimi veriyorum ilkokul çapında. Onlara okuma yazma ve temel bilgileri onlara öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız Türk milli eğitimine en iyi şekilde yararlı olabilmek. Türk insanını en iyi şekilde yetiştirebilmek. Bu İstanbul ilinin Bağcılar ilçesinin Güneşli semtinde oturan Kazaklar 1978 yıllarında buraya mahalle olarak kurulmuş. İlk başta dericilik yapıyorlar. Daha sonra bu işten vazgeçip çevredeki çeşitli alanlarda çalışmaya başladılar. Burada düğünlerimiz, toylarımız, ondan sonra çeşitli Nevruz bayramımız, Kazak'la ilgili çeşitli geleneklerimizi idame ettiriyoruz. İnsanlarımız her türlü konuda gene Kazak toplumunun adet geleneklerini yaşatıyorlar. Çocuklarına onları öğretmeye çalışıyorlar. Ama gitgide de asimile oluyor. Güneş'teki Kazakların çoğunluğu
Güneşteki Kazakların çoğunluğu sıla özlemi var ama gene de burada da bir nebze Türkistan'ı yaşatmaya çalışıyorlar. Çünkü doğduğum yer değil, doyduğum yer daha güzel diyorlar. Türkistanlılar her ne kadar Türkiye'de rahat ve mutlu yaşasalar da bir gözleri hep ata vatanlarında. Ata toprakları unutmamak ve unutturmamak için büyük çaba harcıyorlar. Nitekim öğretmen soydaşımız İbrahim Oktay, ata vatanlarını daha iyi tanımaları için 15 kişilik bir Kazak öğrenci grubunu bundan 2 yıl önce Kazakistan'daki bir yaz kampına götürdüklerini söylüyor. Bundan 2 yıl önce yaz tatilinde Kazakistan'ın Kökçetau ilçesinde Borabay gölleri civarında Baldevran yaz tatil kampına buradan 15 çocuk götürdük. Kazak Türkleri ve Hoca Ahmet Yesevi İlim İnfan Vakfı sayesinde. Orada 15 çocuğu yaklaşık 15 gün orada Kazakça, Kazak oyunları, Kazak tarihi, Kazak alfabesi, Kazaklı çocuklarla birebir temasta bulundular. Orada Kazaklarla arkadaşlık yaptılar. Kazakistanlı çocuklarla arkadaşlık yaptılar. Çocuklar çok beğendiler ve her sene de oraya gitmek için çaba harcıyorlar. Orasını yani kendi gitmediği, görmediği Kazakistan'ı orada iyi bir şekilde kendilerini buldular. Kazakistan onlar için çok mükemmel bir yer olarak göründü. Çünkü herkes Kazak burada. Bir de orada eğitim hep de Kazakça verildiği için bu sefer de çocuklar da severek Kazakçayı daha güzel severek yapmaya çalıştırdılar. Türkiye'de yaşayan Türkistanlıların aktif olduğu alanlardan biri akademik dünya, yani üniversiteler. Bugün Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve araştırma görevlisi olarak çalışan Türkistanlılara rastlamak mümkün. İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan yardımcı doçent doktor Naim Temur bunlardan biri. 1950'li yıllarda Türkiye'ye göç eden Özbekistan kökenli bir ailede Adana'da doğup büyüyen Temur, Türkistanlıların Türkiye'de kendilerini hiçbir zaman yabancı hissetmediklerini, aksine Türk toplumuna kusursuz denebilecek bir şekilde adapte olduklarını belirtiyor. Efendim şimdi şöyle ifade edeyim, yani asimile olmak aslında ait olunmayan bir topluluğa ayak uydurmaysa, Türkistanlılar Türkiye'de zaten ana yurduna ulaşmış insanlar olduğu için, bizim bir soy farklılığımız olduğu için, Türkistanlılar o anlamda dersek gerçekten çok iyi adapte olmuş insanlardır. Yani Türkiye'de Türkistanlı kendini hiçbir zaman yabancı hissetmez. Dolayısıyla Türkiye'deki Türkistanlılar bu yurdun ana unsurudur. Ama her topluluğun kendine özgü bir gelenekleri, ananeleri varsa biz bunu devam ettiriyoruz. Yani Türkiye'de şu an 1900'lü yılların başında gelen ailelerin bile evlerinde Türkistan gelenekleri yaşatılıyor. En azından farklı yemekler var. Türk kültürüne katkıda bulunan yemekler var. Özbek pilavı. Yani bu tabii biz genel anlamda biz ona Türkistan pilavı diyoruz. Çünkü Türkistan coğrafyası deyince aklımıza sadece Özbekistan gelmiyor. Türkmenistan, Kırgızistan vesaire işte Kazakistan gibi diğer ülkeler de geliyor. Ve her bir ülkenin kendine özgü bir pilavı var. Bunların genel adı, Orta Asya'da genel adı aş. Türkiye'deki adı Özbek pilavı fakat biz ona Türkistan pilavı diyoruz veya Buhara pilavı diyoruz. Yani işte o Buhara pilavı her Türkistanlının evinde değişik versiyonlarıyla da olsa yapılır. O mantısı, çişveresi, özel hamur yemekleri mutlaka yapılır. Tabii her birimizin evinde bir köşesi vardır. Yer sofrası özellikle misafirler geldiği zaman. Bizim mesela yaş gruplarına göre, kadınlara, erkeklere göre, yaş gruplarına göre özellikle sonbahar, kış ve ilkbahar aylarına aylarını kapsayan bir 8-9 aylık her dönem bir geçteğimiz vardır.
Geçtek Farsçadan gelen bir kelime. Yani işte bir oturma, bir sohbet. İşte bizim sıra gecesi dediğimiz Anadolu'nun sıra gecelerine benzer bir gecemiz vardır. Orada zaten bir toplantıda en az 30-40 kişi olur. 30-40 kişi hiçbir evin salonu almadığı için zaten koltuklar kalkar. Şöyle bir yerde bir sofra kurulur. Yani bana da işte yılda 2-3 defa da bir yıl, bir defa 3 yılda bir sıra geldiği zaman o gün mutlaka şöyle güzel bir yer sofrası kurulur. Yaş gruplarına göre yapıldığı için de birden fazla yaşlıların geçtekleri, orta yaşlıların geçtekleri, tabii biz yaşımız itibariyle orta yaş geçtek grubuna girdiğimiz için orta yaş grup geçtekleri, gençlerin geçtekleri, hanımların geçtekleri. O yüzden evlerde sürekli bir yer sofrası kuruluyor. Türkistanlılar 20. yüzyılın başında Türkiye'nin verdiği Kurtuluş Savaşı'nı adeta nefeslerini tutarak izlemiş, Ulu Önder Atatürk ve arkadaşlarının başarısı için dualarını esirgemediği gibi madden de destek olmaya çalışmıştır. Temur, bu konuda sıkça ihmal edilen veya yanlış aksettirilen bir konuya açıklık getiriyor. Biz bu sene arkadaşlarla üniversitede Türkiye ekonomisi tarihi, Türkiye tarihini, ekonomi tarihini işlerken, ilk dersimizde 1908-1922 dönemini işlerken, özellikle genç arkadaşlarım onu antiparantez olarak o bilgiyi veriyorum. Çünkü tarih kitaplarımız, ekonomi kitaplarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda, Atatürk döneminde, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı dönemde Rusya'dan altın desteği aldığımızı yazar tarih kitapları, ama biraz detayına girdiğiniz zaman aslında o 1922-23'te kurulan Buhara Emirliği, çok kısa bir dönem bağımsız bir devlet olarak yaşamış olan Buhara Emirliği, Türkiye'nin bu talebini karşılamak üzere ciddi bir altın stoku, 100 milyon altın lirayı Türkiye'ye bağışlamıştır, göndermiştir. Ta Emir Timur'un hazinelerinden kalan paradır o. Emir Timur'un hazinelerinden kalan para, Buhara'da olan kalan para, Türkiye için özellikle gönderilmiştir. Fakat o günkü ulaşım şartları müsait olmadığı için ancak bu para Rusya üzerinden gelebilmiştir. Ve Buhara Emirliği Rusya'ya bu parayı Türkiye'ye göndermek üzere teslim ettiği zaman bu 100 milyon altın lira olarak yola çıkıyor. Fakat Türkiye'ye ancak 10 milyon altın olarak ulaşabiliyor. Bunu resmi rakamlar 10 milyon liranın, altın liranın Rusya tarafından nakliye parası olarak veya güvenlik parası olarak alındığı söylenir, ama geri kalan 80 milyon da maalesef Rusya'da kalmıştır. Yani evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda Rusya'nın bir desteği vardır, ama biraz özüne inildiği zaman bu para aslında ta Emir Timur'dan bu yana biriktirilmiş Timur hazinesinin, Buhar hazinesinin Türk devletine, yani kardeş soydaş Türk devletine bir yardımdır. Türkistan veya bugünkü adıyla Orta Asya, sadece Türkistanlı akademisyenlerin değil, Türk bilim adamlarının da ilgisini çeken bir konu. Nitekim 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra çok sayıda Türk akademisyen bölgeyle yakından ilgilenmeye başladı. Bunlardan biri de Çin, Orta Asya ve Kafkasya konusundaki çalışmalarıyla tanınan Doçent Doktor Ragıp Kutay Karaca. Orta Asya'yı yakından tanıyan ve bölge konusunda birçok uluslararası yayında imzası bulunan Doktor Karaca, Türkiye'nin 90'lı yıllarda Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığına hazırlıksız yakalandığının altını çiziyor. Özbekistan dışında Türk coğrafyasını neredeyse tamamını görmüş biri olarak şunu söyleyebilirim. Türk dünyasına Türkiye'nin ilgisi Sovyetlerin çektiği demir perdenin dağılmasıyla daha fazlasıyla olmuş. Ancak maalesef 90'lı yıllarda Türk dünyasına, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine olan ilgi tamamen yalnızca ticari ilişkiler bazlı gelişilmiş ve bu da bir politika eksenli olmamış. Politika eksenli olmayınca bir bavul ticareti ya da Türkiye'de müteahhit geçinen ya da müteahhit olmadığı halde müteahhit geçinenlerin Orta Asya'ya yatırım yapmaya ellerinde çantayla gitmesiyle başlayan bir süreç. Ama bu ne kadar başarılı oldu derseniz,
90'lı yıllar bence Türkiye için Türk dünyasına yönelik politikalarda maalesef üzücü yıllar. Türkiye nasıl bir politika izleyeceğini bilmediği gibi bir de üzerine üstlük 90'lı yılların sonunda karşılaştığı ekonomik bunalımı da göz önünde tutarsanız Orta Asya'ya yönelik politikasında büyük aksamalar ve yanlışlıklar olduğunu söyleyebilirim. Ha, bu yanlışlıklar, aksamalar nelerdir sorusuna gelince Türkiye'nin o bölgeye yönelik yaptığı yatırımlara bakarsanız birincisi inşaat sektörünü ortada görürsünüz. İnşaat sektörü ancak bize yalnızca şunu ortaya koyar ki oranın petrol alanları yabancılar tarafından, İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Amerikalılar, Ruslar tarafından paylaşılıp arama işlemi yapılırken Türkiye bu arama yapan insanların rahat etmesi için oteller yapmakla uğraşıyordu. Bugün çok şükür ki bunu bir parça kırmış durumdayız. Biz de artık Orta Asya'nın temel kaynakları üzerinde kendi ırktaşlarımızın getirdiği avantajları kullanmak üzerine politikalar yapıyoruz. Jeopolitik açıdan baktığınız zaman evet Rus etkisi sanki tamamen kırılmış gibi gözükür ama değildir. Hala Rusya bence en büyük abi. Ama bunun yanında Rusya artık bölgede tek değil çünkü bölgede bir Çin faktörü ortaya çıkmış durumda. Bir Türkiye faktörü ortaya çıkmış durumda. Hatta ve hatta bir Hindistan faktörü ortaya çıkmış durumda. Bütün bunların yanında kendi sınırlılıklarını kırmaya çalışan bir İran'ın varlığını hiç kimse bölgede inkar edemez. Ama bakıyorsunuz Orta Asya'ya en çok yatırım yapan ülke kim sorusuna karşıda bir Alman çıkıyor. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Orta Asya jeopolitik anlamda bir çekim merkezi. Türkistan veya Türk dünyası akademisyenler kadar öğrencilerin de ilgisini çekiyor. Özel bir üniversitede siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyan Hande Camcıoğlu, Doğu Türkistan göçmeni bir aileden geliyor ve Kırgız asıllı. Bu yüzden ata topraklara büyük ilgi duyuyor. Doğu Türkistan'la ilgili zaten bize Doğu Türkistan'dan gelmeyiz yani ailecek. Hani orayı gidip görmemiş olmamız bizim için büyük bir eksiklik tabii. Biz de oradan geldiğimiz için. Oradaki insanlarla olan ilişkilerimiz biraz zayıf. Hani ilk önce biz ana vatanda yaşıyoruz ama oradaki o devlet, orada yaşayan insanlarla bağlantılarımız kopuk. Ana vatanda yaşıyoruz ama onları aslında dışlamış gibi görünüyoruz. Ama bunu kesinlikle öyle olmadığını ispatlamak istiyoruz bir nevi. Çünkü yani ana vatanda yaşayan insanların oradaki insanlara daha bir kucak açmalarının gerektiğini düşünüyorum. Yani onlarla ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazen ailede konuşuyoruz hani işte orada yaşananlardan dolayı göç ettiklerini söylüyorlar. Tabii biz hani biraz kuşak olarak uzak kaldık. Daha çok işte dedemin babası falan. Onlar daha çok bu konuyla ilgili konuşuyorlarmış. Tabii babam bu konuda daha bilgili, bu konuda daha çok şey söylüyor. Ama bizi de artık hani alıp oraları gezdirmek istiyor çoğu zaman ama bir türlü fırsat bulamadık. Hani artık ailecek isteğimizin de orayı gezmek olduğunu söyle. Hani sizi alıp gezdireceğim artık oraları görün. Hani Kazakistan'ı, Doğu Türkistan'ı. Oranın kültürünü zaten bir nevi bize babam hani söylüyor yani bizim kültürümüz bu yönde. Biz bu şekilde büyüdük. Hani Doğu Türkistan'dan geldiğimiz için bu şekilde görüldü diye bize anlatıyor ve kültürünü zaten yaşatıyor. Yani hani dedem ona söylemiş bu kültürü. O da bize bir şekilde yaşatıyor. Kültür olarak tabii ki de hala şöyle söyleyeyim yozlaşmadık yani oranın Kırgızların kültürüyle de yaşıyoruz ama tabii kendi kültürümüzde de hani bir nevi yaşıyoruz diyebiliriz yani. Şu an yeniden üniversiteye gidecek olsaydım Kırgızistan'da bir üniversiteye gitmek isterdim. Ama o zaman daha yaşım küçük olduğu için buna cesaret edememiştim. Türkistanlıların ilgilendiği bir başka alan da turizm. İstanbul'da bir turizm acentası işleten Gülşirin Beyler, Türkmen asıllı bir soydaşımız. 10 yıl kadar eczacı teknisyeni olarak çalışan Gülşirin Hanım,
girişimcilik ruhunun kendisini turizme yönelttiğini ve işinde hiçbir zorluk tanımadığını ifade ediyor. Asıl mesleğim eczacı teknisyenliği. Eczane idare ettim. 10 yıl kadar bir eczanede çalıştım. Diplomalı olmadığım için, eczane açamadığım için sonradan dedim kendime hani ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye düşündüm. Ve insanlarla, insan ilişkileri olan bir meslek yapmaya ve turizme geçmeye karar verdim. İnsan ilişkilerim güçlü olduğu için kendime güvenim vardı zaten. Hani hangi işe girersem altından kalkacağımı biliyorum. Ama turizmi geniş ve önü açık bir meslek olduğu için, çok geniş bir çaplı olduğu için buna geçtim yani. Müşterilerim daha çok kendi hemşerilerim. Ama tabii benim kendi hemşerilerime yönelik değil, gene dünya genelinde bütün işlerimi, ona göre anlaşmalarımı yaptım. Ticaret benim içimde var. Ben yani çok seviyorum ticareti, çalışmayı çok seviyorum. Tabii ki her kadın istiyor yani kendi ayaklarının üstünde durmak, uğraşmak, bir şeyler yapabilmek. Ben hiç zor diye bir şey bilmiyorum yani. Ben kesinlikle şu zordur diye ki onu aşarım yani hiçbir şekilde. Allah can sağlığı verdiği müddetçe yani bana şu zor değil. Elimden geldiği kadar uğraşırım, yaparım, mutlaka hedefime ulaşırım. Zor diye bir şey yok yani. Sürekli ilk başta adım atan bir bayanım. Her işe adım atan biri olarak biliniyorum. Yani herkes öyle tebrik ediyor, takdir ediyorlar. Tabii ki istiyorlar, herkes istiyor ama işte aileden gelen baskıdan dolayı, kendine özgü güvensizliklerden dolayı, maddiyattan dolayı sebeplerle yapamayanlar var. Ama yapmak istiyorlar zaten. Mustafa Babanyaz, turizm sahasında çalışan bir başka Türkmen soydaşımız. Kuveyt'te ailece bir turizm acentası işleten Babanyaz, yeni işbirliği olanaklarını araştırmak için İstanbul'a geldiğini söylüyor. Afganistan'dan Kuveyt'te iş yapıyoruz. 32 yıl oldu orada. İşimiz turizm. Turizm işledim, ağam işledi bir yıl. Sonra ben okul okuyordum. 2 yılım kaldı, etti, gir kör dedi. Turizm iş, açık iş, dünya bitmiyor yani. Turizm yaman açık iş. Yılma yıldan kette kette oluyor zatlar. Rahat, bana rahat yani. Türkiye çok rahat, family işten. Ama iş işten yani business, bir memlekette olmaz business. Hani 2-3 memleket olsa business yakışıyorlar. Onun için zat olur. Asya steplerini andıran yüz hatlarıyla başka bir diyarın insanı gibi dursalar da Türkistanlılar artık bizden biri. Zira doktorluktan eczacılığa, öğretmenlikten akademisyenliğe, ticaretten turizme kadar modern hayatın tüm alanlarında görev ve sorumluluk üstlenen soydaşlarımız Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Türkistanlılar artık birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu'nun etnik mozaiğinin en parlak ve asil renklerini oluşturuyor.